Bir an için hayal edelim. Mesela %10 barajı olmasaydı, olmasa bu şu anlama gelir. Mecliste bir parti %50'lere neredeyse varan, %49'lara varan oy alabilir miydi? AK Parti'nin aldığı oy anlamında ifade ediyorum bunu. Alamazdı. Bir parti %50'lere vardığı anda artık ben her istediğimi yaparım deme noktasına geliyor. Çözüm sürecine bakalım. Bakın kim başlattı? Devlet başlatıyor. Yani veya hükümet başlatıyor. AK Parti hükümet diyelim başlatıyor. Fakat mesela kümelerinde bir problem var. Kümede ne problem var? Mesela çözüm sürecinin tarafı kim sorusunun cevabını görüyoruz mesela. Tüm Kürtler mi? Mesela küme olarak düşündüğümüz zaman HDP mi? PKK mı? Gibi bir sürü soru çıkıyor aslında. Dolayısıyla yanlış temsiller yaparak aslında ne diyelim herkes sahada farklı şekilde roller bir anlamda oynamış oluyor. Hatta %10 üzerinden düşünelim. AK Parti obez şekilde büyüyor ve her istediğimi yaparım diyor. Başkasını dikkate almam, dinlemem falan gibi mesela bakışları olabiliyor. Bir başkası mesela HDP açısından bakalım. Yani bu hani şey yapmak açısından değil. HDP mesela seçim dönemi oluyor. En büyük problemi gerçekten meclise girebilmekte. Yani yani 80'ler 90'lar itibariyle baktığımızda işte 2007'de girmeye başlamışlardı. Farklı parti adları, parti kapatılıyor vesaire filan bağımsız olarak giriliyor. Sonrasında parti olarak geçilebileceği görülüyor filan. Peki biz neden bu kadar birbirimize çile çektiriyoruz? Yani bunu sormamız gerekiyor. İnsanlar %10 barajı olmasaydı mesela diyelim %1 şu anki 600 milletvekili içerisinde 6 milletvekiline tekabül eder. İnsan hangi parti hangi görüş olursa olsun 6 kişi olarak meclise girsin ve kendisini temsil etsin. Ne kadar yapılar yani daha küçük diyelim ki hani yani birimler halinde bir temsil mekanizması işlerse aslında daha doğru temsil edecektir. Problemleri daha doğru konuşma imkanımız olacaktır bizim o süreç içerisinde ve birilerinin dayatmalarıyla karşılaşmak.